dini eğer ta yüreğinden vurmak istiyorsanız dini ideolojileştirin. Dini ideolojileştirdiğinizde din artık din olmaktan çıkar. Ve o dine, ideolojileştirdiğiniz o din eğer güçle ve siyasetle buluşursa nur topu gibi bir faşizminiz olur. Hiç istisnası yok. Yok mu? Yok. Bunu İhvan'ın tarihini yazmış biri olarak konuşuyorum. İhvan'ın liderleriyle konuşmuş biri olarak konuşuyorum. El Mansura'da o insanlarla oturup meseleleri tartışmış biri olarak konuşuyorum. Anlatabiliyor muyum? Genel merkezlerinde. Yani dolayısıyla... Yani İslamcılığın kendisi hatay mıydı? Hatadır. Peki Akif'i nereye koyarım? Ben Akif'e kıyamam. Onu çok severim. Ona karşı zaafım var tabii. Ama zaafımın sebepleri de var. O böyle İslamcılığı görse... Neuzübillah, Allah'a sığınırım sizden der ve yaka silkerdi. Onu biliyorum. Akif'te böyle bir kumaş var. Böyle bir kumaş var. Kültürel İslamcı olarak görebiliriz ama Akif'i İslamcı olarak kim kodladı ki? Akif kendisini İslamcı olarak kodlamadı ki. Hı. İsmail Karalar'ın vurduğu efendim şablonları niye biz kullanıyoruz ki bunlar hakkında? Said Halim Paşa'ya İslamcı diyebiliriz. Çünkü İslamcılık diye bir kitabın yazarı. Siz Akif'in şiirlerinde gördünüz mü böyle bir kodlama? Ama kültürel İslamcılığı yine de ayırabiliriz bu anlamda. Fakat şunu söyleyeyim. Din boyasına boyadığınızda siyaset ve gücü faşizm çıkar oradan. Siz biliyor musunuz Müslüman faşistlerin tarihini? Naziler, eyvallah Nazilerle işbirliği içine girmiş İslamcılardan bahsediyorum. Yani hatta Hitler'in adını Muhammed Hitler koyanlardan bahsediyorum. Dolayısıyla oradan o çıkar aziz kardeşim. Yani muhalefette olduklarında mazlumdurlar, mağdurdurlar. Mağdurken çok tatlıdırlar. Ama iktidar ve gücü ellerine verdiğinizde içlerinden bir canavar çıkar.